Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. Temmuz 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili aslanlar, öncelikle Temmuz'un konu başlıklarına bir bakalım. 23 Temmuz'a kadar Güneş Yengeç burcunda olacak. 23'ünden sonra ise Aslan burcuna geçiyor. 23 Temmuz'dan itibaren doğan tüm aslanların doğum gününü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir ay dilerim size ve yükselen aslanlar, sizin de enerjiniz özellikle ayın son haftasında daha da fazla yükselmeye başlayacak, parlayacak ve dikkat çekeceksiniz. Sizin için yılın önemli bir dönemi başlıyor. Oğlak burcunda dolunayımız var. Yine Aslan burcunda bir yeni ayımız var. Ayın büyük bölümünde Mars Boğa burcunda ilerleyecek. Merkür çok hızlı bu ay 3 burcu dolaşacak. Evet, şimdi detaylara bakalım. Güneş 23'üne kadar Yengeç burcunda. 28 Haziran'da da Yengeç burcunda yeni ay doğmuştu. Dolayısıyla bu etkilerle aya başlayacağız. Biraz sakin, biraz içe dönük başlayabilirsiniz aya. 12. evinizde olacak çünkü Güneş ayın ilk günlerinde özellikle. Bu sizin bilinçaltınız demek, kendinizle ilgili, sağlığınızla ilgili konular demek. Yani bunları gözden geçirebileceğiniz bir dönem. Biraz daha sakin, inzivada geçirebilirsiniz. Yani bu bir tatil de olabilir tabii ki. Hani ortamlarınızdan, yaşadığınız mekanlardan biraz uzaklarda olabilirsiniz ayın ilk yarısı içerisinde. Özellikle bir dinlenme imkanı, kendinizle ilgilenme imkanı da bulabilirsiniz. Merkür çok hızlı. Ayın ilk 5 gününde İkizler burcunda olacak ki çok fazla böyle bir iletişim, haber anlamına geliyor. Düşünce, fikir anlamına geliyor. Ayın 5'inde Yengeç'e geçecek. Ayın 19'una kadar Yengeç burcunda 12. evinizde olacak. Bu dönemde bilinçaltınız daha hassas, duygusal anlamda, sezgisel anlamda daha alıcı, daha empatik olabilirsiniz. Bu ay biraz böyle maneviyata, ruhsal konulara yönelmeniz, yardımlaşma temalarını biraz öne çıkarmanız da mümkün. Sağlığınızla ilgili konular varsa gündeminizde, onlarla da ilgilenebilirsiniz tabii ki. Mars Boğa burcunda olacak ayın 5'inden itibaren. Ve Mars Boğa burcuna geçince size de önemli bir açı yapacak tabii ki. 10. evinize geçecek aslında. Bu ay geleceğinizi şekillendiren konularda ya da işte toplumdaki duruşunuz, evde, ailede ya da iş konularındaki görev ve sorumluluklar alanında biraz daha fazla mücadele edebileceğinizi, zaman zaman daha fazla çaba harcayabileceğinizi de gösteriyor. Ama üstlerle ilişkileri, aile büyükleriyle de ilişkilere dikkat etmek lazım. Çünkü Mars'ın olduğu yerde mücadele olabileceği gibi biraz agresyon olabilir, çatışma imkanı da olabilir. Ayın 13'ünde Oğlak Burcu'nun 21 derecesinde Dolunay meydana gelecek. Dolunaylar tamamlanma ve dönüşüm dönemleri. Bu Dolunay 6. evinizde meydana geliyor. Dolunayla beraber günlük hayatınızda özellikle işte işiniz olabilir, bu mesleğiniz olabilir, çalışma koşullarınız olabilir, yaşadığınız mekanlarla ilgili günlük hayatınızın detayları olabilir ve tabii ki genel sağlığınız olabilir. Buralarda bazı dönüşümler, bazı kararlar söz konusu olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Özellikle öncü burçlar daha fazla etkileniyor bu dolunaydan. 21 derece ve yakınlarında kişisel doğum haritalarınızda öncü burçlarda gezegenleriniz bulunuyor mu? Eğer bulunuyorsa bu dolunaydan daha fazla tesir alabilirsiniz. Plüto ile de birleşen bir dolunay olduğu için dönüştürücü bir dolunay. Yani yaşam şeklimizi, günlük hayatımızın detaylarını biraz etkileyen bir dolunay. Belki iş konularında bir değişim, bir dönüşüm olabilir, bir tamamlanma olabilir. Sağlıkla ilgili temalarınız varsa, bir şifa arayışı, belki bir hastalığınızın teşhis edilmesi, bir tedaviye başlanması ya da bir tedavinin bitirilmesi söz konusu olabilir. Çalışma şartlarınız, uyku düzeniniz, beslenme düzeniniz, diyetiniz, sporunuz, yani tüm günlük rutinlerinizle de ilgili bazı dönüşümler bu dolunayla beraber gündemde olabilir. Sizin için zararlı bazı temaları bırakabilirsiniz hayatınızda örneğin. Yaşam şartlarınızı iyileştirmek için bazı önemli kararlar verebilirsiniz. Evcil hayvanlarınız da etkiler bu dolunay. Evcil hayvan besliyorsanız, hani onlarla ilgili temalar olabilir, onların sağlıkları gündemde olabilir, bakımları olabilir veya evcil hayvanınız yok, belki evcil hayvan sahibi olacaksınız. Hani bunlar da söz konusu olabilir. Ayın 13'ünden itibaren en güçlü etkilerini 3 gün öncesi ve 3 gün sonrası dönemde alabiliriz sevgili aslanlar. Ayın 17'si ve 18'inde Merkür ve Güneş Yengeç burcunda birleşiyor. Sizin 12. evinizde Balık burcundaki Neptün'le de çok güzel bir teması var. Oldukça spiritüel, ruhsal bir enerji var gökyüzünde.
daha böyle yardımlaşma temaları özellikle. Yakın, yani birilerine yardım etme isteği hissedebilirsiniz. Bunlar ihtiyaç sahipleri olabilir, hayvanlar olabilir, kimsesizler olabilir, yaşlılar olabilir. Onları ziyaret etmeniz, bir ihtiyacı ile ilgilenmeniz mümkün ve bunların çok güçlü size geri dönüşleri de olabilir tabii ki. Manevi anlamda da, yani bu rüyalarınızda gelen bir yardım olabilir, bir sezgisel bir yardım olabilir, bir ilham olabilir. Bunun gibi manevi rehberlikleri, yardımları da bu dönemde bekleyebilirsiniz. Yani gökyüzünde oldukça ruhsal, oldukça böyle yumuşak, kabulleniş içerisinde, bizi kabullenişe geçirebilecek, şifalandıracak güzel bir görünüm söz konusu. Ve ayın artık 19'unda Merkür burcunuza geçiyor sevgili aslanlar. 23'ünde ise Güneş burcunuza geçecek. Enerjiniz ne oluyor? Artmaya başlıyor. Biraz böyle kendi kabuğunuzdan çıkıp dış dünyada ben buradayım demek isteyeceksiniz. Daha özgüvenli, daha cesur, daha böyle dışa dönük olacağınız bir dönem. Konuşmalarınızla, hareketlerinizle, verdiğiniz kararlarla, bulunduğunuz ortamlarda, aile içerisinde, arkadaş ortamında daha fazla dikkat çekebilir ve parlayabilirsiniz tabii ki. Bu dönem özellikle ayın 20'sinden sonra çok daha hızlanmaya başlayacak. Merkür'le Mars'ın 25-26 Temmuz arasında böyle bir zıtlaşması var. Buna dikkat edin. Çünkü çok böyle inatçı, çok sabit fikirli olabileceğiniz bir dönem. Siz de öyle olabilirsiniz. Çevrenizdeki kişiler de öyle olabilir. Bu durumda tabii ki tartışmalar söz konusu olabilir. Bir yandan da böyle çok sabırsız, çok dürtüsel de davranabilirsiniz. Mars'ın tesiriyle beraber. Bu da kazalara, sakarlıklara bir zemin hazırlayabilir. Buna dikkat edelim. Özellikle bu 2-3 gün, yani ayın 25'i, 26'sı, 27'si gibi lütfen daha sakin, daha sağduyulu davranalım. Çalıştığımız ortamda üstlerimiz, müdürümüz, amirimiz, otorite figürleri, evde annemiz, babamız, yani onlar belki bizi biraz zorlayabilir. Hani stres yaratabilir. Daha sabırsız, daha agresif davranabilirler. İdare etmek gerekiyor. Çok inatlaşmamak, zıtlaşmamak gerekiyor. 28'inde burcunuzda bir yeni ay var. 5 derece Aslan burcunda doğacak. Tabii ki özellikle doğum günü 23 Temmuz'la 3 Ağustos arası olan aslanlarımız çok etkileniyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Yükselen aslanlarda 5 derece ve yakınlarındaysa eğer yükselen burcunuz, etki alıyorsunuz ve yine kişisel doğum haritalarınızda 5 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyorsa bu etkiler daha da artabilir. Yeni bir dönem, yeni kararlar vereceğiniz, kendinizle ilgili, hayatınızla ilgili belki hızlı gelişmelerin olacağı bir dönem bu aslan yeni ayı. İmajınızda da değişimler olabilir, fiziksel anlamda böyle bir kişisel bakım, işte saç modeli değişimi olabilir. Yani bunlar da mümkün tabii ki. Ve iş girişimleri olabilir, ilişkilerinizle ilgili önemli kararlar verebilirsiniz. Aslan yeni ayının tesirleri Ağustos ortalarına kadar da devam edecek. Ve ayın son günlerinde 28'inden sonra özellikle 29, 30, 31 Temmuz gibi Boğa burcundaki Mars'ın Uranüs'e yakınlaşması var. Ve ay düğümleri aksında olacak. Biliyorsunuz ay düğümleri tutulma aksı olduğu için aynı zamanda tutulmalar da biraz tetikleniyor bu dönemde. Bu da Temmuz'un son günlerinde biraz stres oluşturabilir ve beklenmedik sürpriz durumları ortaya çıkarabilir. Yani sizin dışınızda gelişen durumlar bunlar. Mesela çalıştığınız ortamda, yani orada otorite figürlerinin vereceği bazı kararlar olabilir veya otorite figürleriyle ilgili hızlı değişimler olabilir, beklenmedik durumlar. Aile içerisinde ebeveynlerinizin vereceği bazı kararlarla ilgili, hani sizin dışınızda gelişen koşullarla ilgili bazı sürpriz durumlar olabilir. Yer değişimleri, mesleki konular veya işte özellikle görev ve sorumluluklarınız alanında, toplumdaki statünüzle ilgili alanlarda bazı sürprizler olabilir. Hızlı gelişmeler olabilir. Bunlara karşı çok da fazla müdahale edemeyeceğiniz durumlar olacağı için daha sağduyulu, daha sabırlı, daha kabulleniş içerisinde yaklaşmakta fayda var sevgili aslanlar. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir.
Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.